Ay çalıyor. Ne haber Emre? Ne haber Emre mi? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun, sabahtan beri ulaşamıyorum sana? Neredesin? Buradayım. Merak mı ettin beni? Ettim tabii merak. Hadi hazırlan. Saat 10'da savunman var. Biliyorum, biliyorum. Sana hep söyledi. Anladım. Şöyle güzelce giyin, hazırlan. Ben bekliyorum seni. Sen niye bekliyorsun? Ben de geleceğim. Sen savunma yaparken dışarıda beklerim. Her şeyi atlatacağım. Gör bak. Göreceğiz. İyi tamam, hadi ben duştayım. Ya babamın şirketinden müşteri çalıyorum, farkında mısın? Kimin için? Senin. Daha ne yapabilirim seni ikna etmek için? Emre beceremez bu işi. Yönetici olabilecek özelliklere sahip değil. Benimle hala ortak olmak istiyor musun? Abim şirketi satıp gitmek istiyor. Nasıl geçsin? Tahmin ettiğim gibi belirsiz süreli üyeliğimi askıya aldılar. Kendimi aklayana kadar. Anladım. Neyse hadi geç kalıyoruz. Nereye? Şirkete. Yok Emre yok. Ben gelmiyorum biraz. Kafamı dağıtacağım. Ya ne kafanı dağıtacağım, ben anlamadım ki. Sabahtan beri insanlar seni merak etti. Hadi gidiyoruz şirkete. Yok Emre. Emre ne Emre'si ya? Ya çalışmayacaksan çalışma tamam. Ama insanlar açıklama bekliyor. Ayrılacaksan da adam gibi ayrıl. Hem bak, sen hem çay da demlemiştir bak. Ya çay diyorum, şirket diyorum, babamızın diyorum. E ben sana daha ne diyeyim ya? Şimdi çay diyorsun. Beni hassas noktamdan yakaladın. Tamam bir çay içeyim. Yani sırf çay için gelirim. Şey, kendini ikna ettim falan zannetme yani. Can Bey'e çay getirdim size. Sağ ol sana. Telefonunuz. Evet bu ara biraz fazla çalıyor. Afiyet olsun. Efendim Polen. Evet bu ara biraz kapalıydı evet. Nasılsın? İyi Aylin, sağ ol. Sen nasılsın? Hayrola? Merhaba Emre. Merhaba. Can, olanları duydum. Gerçekten çok üzgün olduğumu söylemek için geldim. Sağ ol, teşekkürler. Zahmet etmeseydin. Biliyorum, zaman zaman aramızda gerginlikler olabiliyor. Ama bunların hepsi işle ilgili. Burada senin kariyerin söz konusu. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. İster inan, ister inanma ama sana, sanatına saygım sonsuz. Gerçekten çok üzgünüm. Sağ ol, teşekkürler. Bir şeye ihtiyacın olursa seve seve yaparım. Eyvallah, sağ ol geldiğin için. Eyvallah. Emre, seninle de 5 dakika konuşabilir miyiz? Aylardır görüşmüyoruz. En azından iki medeni insan gibi birbirimizin yüzüne bakabiliriz. Can Bey'e neden böyle bir şey yaptığınızı, nasıl bir pisliğin içinde olduğunuzu her şeyi açıklayacaksınız bana. Sanem,
Sana hiçbir şey açıklamayacağım. Sen de çekit buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Her şeyi açıklayacaksınız dedim. Can Bey öğrenecek ne kadar iğrenç bir kardeşi olduğunu. Her şeyi anlatacağım ona. Anlat. Kendi payını da anlatacaksın mı? Ha? Hırsız gibi evine girdiğini, bilgi çaldığını, kampanyaları bana getirdiğini anlatacaksın mı? Ha? Bunları da anlat ama. Siz hayatımda gördüğüm en kötü insansınız. Her ne olursa olsun Can Bey her şeyi anlatacağım. Bana ne anlatacaksın sen? Can Bey. Evet. Bana ne anlatacaksın Sanem? Can Bey bu adam. Polis çağıralım. Tamam. Öyle halledelim tamam mı? Can Bey. Hayır. Biri kaçıyor. Aylin Hanım planladı her şeyi. Beni nereden tanıyorsun? Sizin şirketinizde staj yapmıştım. Aylin Hanım bana para verdi, bütün fotoğrafları yükletti. Emre Bey ne olur hapse girmek istemiyorum. Sus! Beni iyi dinle. Dediklerimi birebir yapacaksın tamam mı? Anladın mı beni? İyi. Peşinden gitti. Ne söyleyecektin onu? Can Bey aslında ben... Geç buraya. Geç! Gel lan buraya. Az daha öldürecektin lan bize. Az daha öldürecektin. Abi sakin ol. Can Bey lütfen. Can Bey. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sanem kurtardı seni. Sanem kurtardı seni. Çocuğun izin ol bulmuş. Ona ne kadar teşekkür etsek az. Kimsin lan sen? Hı? Derdin ne benden? Geç. Geç anlat tek tek. Geç! Can Bey, ben yaptım. Ben internet sitesine yükledim fotoğraflarınızı eski tarihle. Onu biliyoruz. Kime çalışıyorsun? Fotoğrafları nereden buldun? Kim verdi sana fotoğrafları? Kimse vermedi, kendi fikrimdi. Hacker bir arkadaşımla sizin şirketin sistemine girdik. Orada projenizin dosyasını görünce onu kullanalım dedik. Onu kullanalım dediniz. Çok iyi yaptınız. Sıkıntın ne oğlum senin benimle? Can Bey size özel bir şey değil. Sizin şirketinizde staj yapıyordum. Attılar beni. Ben de intikam almak istedim. İşi alamadın, patronu mahvedeyim dedin. Çok iyi yaptın, bravo. Bravo! Sen daha çok staj yaparsın. Dua et. Çok daha önemli bir meselen var yoksa seninle uğraşırdım. Dua et. Sanem'in başına kötü bir şey gelmez. Sakin ol, tamam mı? Can Bey. Can Bey, lütfen. Polis çağırdı mı Emre? Aradım, Metin'i geliyormuş. Polislerle birlikte. Ne polis Emre Bey? Bir hastaneye gidelim, başını gösterelim. Darbe aldım başına. Yok yok Can Bey, hiç gerek yok. Sanem lütfen. Lütfen.
Emre Bey, hapse girmek istemiyorum. Ne olur Emre Bey. Emre Bey, ne olur. Yaslamıyorum Emre Bey. Anlattım size her şeyi. Emre Bey, ne olur. Hapse girmek istemiyorum. Ne olur Emre Bey. Onu yaparken düşünecektim. Emre Bey, ne olur yapmayın. Çok sağ ol arkadaşlar. Eyvallah. Emre, sen evin yanında dur üstüne, ben arabaya gideyim. Şöyle basın. Konuşmamız lazım. Ne konuşacaksınız ya? 5 dakikada kurmuşsunuz tezgahı. Can Bey'in her şeyi öğrenmesi lazım. Ya söylesen ne olacak? Beni de silecek, seni de silecek. Sonra çekip gidecek. Hayatında kimseye bir daha güvenmeyecek. Ya sana söz veriyorum. Hepsini düzelteceğim. Neyi düzelteceksiniz ya? Bana söylediğiniz yalanları nasıl geri alacaksınız? Beni alet ettiğiniz oyunları nasıl geri alacaksınız? Ben nasıl bir pisliğin içine düştüm ya? Senem. Senem gel. Gel. Tamam, tamam bırakın. 1 saniye dinlenir misin şurada? Çok pişmanım. Hata yaptım. Ya bütün bunları düzelteceğim. Söz veriyorum. Tamam. Yani hatalı olduğunuzu kabul ettiniz, pişmansınız. Oturalım konuşalım Can Bey'le her şeyi. Ya abimi tanımıyorsun. Yalandan dolandan nefret eder. Anlasak da anlamaz. Beni hayatından silecek. Nereden biliyorsunuz? Belki öyle olmayacak. Belki de... Biliyorum. Prensiplerine ne kadar bağlı olduğunu biliyorum. Annemi de sildi. Bir daha görüşmedi onunla. Seni de, beni de siler. Gerçekten artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ya bugün konuşma yeter. Yarın ben bütün bunların hepsini halledeceğim. Sana söz veriyorum. Son kez bana güven. Son kez. Hilmi'ye ne olacak? Sizin yüzünüzden hapiste mi yatacak çocuk? Onu halledeceğim. İnan bana. Halledeceğim. Tamam mı? Selam. Senem, ne oldu sana? Bir şey yok. Küçük bir sırık sadece. Önemli bir şey değil. Geçmiş olsun. Kardeşim, yüzün aydın temize çıktı baba. Kalan işlerle ilgilenirsin değil mi? Merak etme. Yok. Senem hadi gel, hastaneye gidelim. Can Bey, gerçekten gerek yok. Ben evde hallederim bir şekilde. Senem, gider misin arabaya? Hadi, hadi. Ben de geleyim. Bir şey lazım olur. Gel. İhtiyaç olursa. Bakkalı açıp bırak geldim ama değdi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Oh, çok güzel. Ev pastasının hali başka. Ev değil, senin pastanın hali başka. Mevku be. Böyle yanlardan ha? Yok canım, ne alakası var? Rejime mi girsek? Yok canım, neyim var? Değil mi? Hiçbir şeyin yok. Sen iyisin de ben biraz sanki böyle hafif kilolanmışım gibi geldi. Ay huzursuz etme insanı. Yok be bir şey. Yok, aa, tamam. Bak kapı çal ben. Ye ye sen ye. 1-2 tane daha al. Alayım alayım. Yolluk alayım ben. Aa, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun buyurun. Senem kafana ne oldu? Buyurun buyurun. Anne Senem. Yok bir şey olmadı. Kafamı çarptım bir yere sadece. Önemli bir şey değil. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Terlik vereyim size. Aa, tabii çok haklısınız. Biz alışık değiliz tabii, o yüzden. Zahmet verdik size de. Şöyle koyuyorum ayakkabıları. Tabii tabii. Emre ben, canın kardeş. Çok memnun oldum. Leyla çok uzun uzun bahsetti sizden. Çok memnun oldum. Ha, buyurun ben size hemen yol göstereyim. Buyurun. Nihat, Nihat. Ha? Aa. Can Bey evladım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Merhaba Emre ben. Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz. Memnun oldum. Ayakta kaldınız lütfen, buyurun buyurun. Buyurun. Aman. Kullanmıyorum zaten. Evet.
Efendim, Sanem çok ufak bir kaza geçirdi ama hiç endişelenecek bir şey yok. Hiç merak etmeyin. Ben hastaneye götürdüm. Şimdi bizzat eve getirmek istedim. Ama hiç merak etmeyin. Endişelenecek bir şey yok. Gayet iyi durumda. Sağ olun. Allah Allah. Kapıda önemli değil dedin sen bana. Ne oldu çocuğum, iyi misin? İyiyim. Abartılacak bir şey yok anne. Ay Can Bey, bu kız çocukluğundan beri hep sakardır. Çarpar, döker, vurur. Hep kendine hep böyle bir zarar verir ya. Sanem mi sakar? Gerçekten mi? Ben... Ya hiç şahit olmadım sakarlığına. Çok şaşırdım şu an. Enteresan. Biz kalkalım isterseniz. Ya olur mu? Daha yeni geldiniz. Bir çayımızı için hem zahmet etmişsiniz o kadar. Sanem'i getirmişsiniz. Lütfen buyurun oturun. Çok sağ olun. Benim de işim var. Gitmemiz lazım. Emre Bey, bu arada biliyorsunuz Leyla çok çalışkandır. Hani böyle siz eğitime yollayınca bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Sağ olun. Rica ederim. Yani Leyla'nın bizim için yeri ayrı. Sağ ol. Hadi geçelim mi? Geçelim. Yalnız Sanem'in sabaha kadar uyumaması gerekiyormuş. Doktor öyle söyledi. Öyle yani. Sanem, biz seni sahilde dolaştıralım istersen. Ne dersin? Yok yok, hiç gerek yok. Teşekkürler, ben hallederim. Tamam, peki öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Güle güle. Ben size uğrayayım. Buyurun. Sağlık. Buyurun Can Bey. Buyurun lütfen. Kız kovmaktan beter ettin adamları. Bir çıkın gidin demediğin kaldı. Allah Allah. Bak. İyi misin? Ya niye sakarlık yapıyorum ben? Niye böyle yapıyorum? Bak her yerini vuruyorsun, çarpıyorsun. Yazık değil mi anne? Ben en iyisi üstümü değiştireyim bir an önce. Allah! Ben gerçekten artık yıldım. Bu sıcaklardan da yıldım. Allah iyiliğini versin senin. Allah iyiliğini versin. Nihat Bey, ihtiyaç halinde her zaman beni arayabilirsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Can Bey. Çok memnun oldum. Ben de. Emre Bey, iyi bakın kendinize. Emre, gel atayım seni bir yere. Sen git. Benim arabayı almam lazım. Ha, tamam. Hadi görüşürüz. Polen. Ya kusura bakma, arayamadım. Çok 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 özür dilerim, haklısın. Evet evet, çözüldü, çözüldü. Ya yani üyeliğimi geri almam biraz süre alacak ama yani aklandım sonuçta. Aynen. İyi miyim şu an? İyiyim, gayet iyiyim. Evet ya, gelecektim de gelemedim işte. Geleceğim ama en kısa zamanda geleceğim yanına. Aynen, konuşmak için. Evet. Ne konuşacağız? Yani Polen, biliyorsun bence. Yani anlıyorsundur diye düşünüyorum. Olmuyor Polen. Yani olmuyor. Biz birbirimize karşı hep dürüst olduk değil mi? Ya bu hayatta beni en iyi tanıyan sensin. Olmuyor yani. Olmuyor. Yok hayır, başka biri yok. Yani senin düşündüğün anlamda biri yok, hayır. Polen, bunları gerçekten duymak istiyor musun ya? Tamam evet, biri var. Biri var ama aramızda bir şey yok. Kafam bayağı karışık Polen. Evet. Yani allak bullak oldum. Polen, ne olur daha fazla soru sorma, tamam. Geleceğim yanına en kısa zamanda. Yüz yüze konuşacağız. Tamam. Tamam. Can Bey, sizinle bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Gelebilir miyim? Sanem kurtardı seni, Sanem. Sanem kurtardı seni. Çocuğun izin ol bulmuş. Gel buraya. Alo, Can Bey, günaydın. Günaydın Leyla. Sanem'i merak ettim de dinleniyordur diye rahatsız etmeyeyim, seni arayayım dedim. Can Bey, Sanem aşağıdadır. Muhtemelen kahvaltı ediyordur şimdi aşağıda. Bir bakayım ister misiniz? Öyle mi? Tamam, yok yok, gerek yok. Sağ ol Leyla, görüşürüz. Can Bey, ben dün gece Emre Bey'i gördüm ofiste. Pek iyi görünmüyordu. Acaba eve geldi mi Sahal? Evet ya, gelmemiş eve. Ofiste miydi? Ay evet, ofiste kaldı demek ki. Tamam, bakarım ben, sağ ol. Thank you.
sabah 7:30 saat. Sen 4'te mi kalkıyorsun, rahatsız? Uyuyamadım. Sen neden bu saatte buradasın? Oğlum yoksa sen akşamları sevgilim var diye beni yiyip işe mi geliyorsun? Hı? Sevgilim yok artık. Oo, ondan demek buralarda sabahladık. Arasaydın dertleşirdik, gelirdim. İyi misin? İyiyim. Her yerim ağrıyor. Barut gibi de kokuyorsun. Git bir duş al, birazdan basın toplantısı var. Eşyalarım orada mı? Telefon. Ha. Tutunarak çek. Düşeceksin. Geleceğim bak. Yarım saate geliyorum. Üzerimi değiştirip, tamam mı?